O ses neydi dışarıdan bir ses geldi cam kırılma sesi evet evet bir ses duydum acaba birisi mi var ya arkadaşlar dışarıda birisi olabilir dün geceden beri buradayım burada yatıyorum sabah oldu mu acaba sanırım sabah olmuş bakayım evet evet işte güneş doğmuş ışık geliyor. Güzel. Tamam artık buradan çıkabilirim. Arkadaşlar şu çektiğim şeyleri görüyor musunuz ya? Neler çekiyorum ya? Resmen maden ne yaptım? Neyse şimdi buradan gideceğim. Elimde ışınlanma sopası da var. Işınlanma sopasıyla buralardan uzaklaşırım. Evet zombilerden korunmak için bu mağarada kaldım ama bu mağarayı bulmam iyi oldu. Neyse. Şimdi hemen kanala abone olup videoya da like atanları göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada kanala abone olup videoya da like atanlar mevcut. Minecraft delisi, İlayda, Mehmet, Emre. Bu arkadaşlarımız kanala abone olmuşlar. Ben de onları bu tabloya çıkarttım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ne kadar zor durumdayım ama hala kanala abone olanları koyuyorum. Sizler de şu anda kanala abone olabilirsiniz. Zor bir şey değil. Bu dediklerimi yaparsanız bu tabloda çıkabilirsiniz. Bazı arkadaşlarımız da bana kızıyor. Ben çok üzülüyorum. Neden beni çıkartmıyorsun? Neden beni çıkartmıyorsun diye. Ama biz 1 milyon kişilik bir aileyiz. Ben hepinizi çıkartamam ki sadece gördüklerimi çıkartıyorum yani. Ama hepinizi çıkartmaya çalışacağım. Söz veriyorum. Haydi bakalım kanala abone olmayı unutmayın. Tamam. Şimdi artık buradan çıkabilirim. Arkadaşlar babamlar her yerde beni arıyor. Ben sınıfta kaldığım için babam bana çok kızıyor. Biliyorum ve beni yakalarsa büyük ihtimalle dövecek. Ondan da çok korkuyorum. O yüzden babamın beni yakalamaması lazım. Buradan birazcık uzaklaşmam lazım. Nereye gitsem acaba ya? İşte evim orada. Babamlar kesin hala evde. Etrafta beni arıyorlardır kesin. Burayı bulmam iyi oldu ya. İyi ki buldum burasını. Neyse birazcık uzaklaşayım. Evet evet. Akşam olmadan biraz daha uzaklaşmam lazım. Kendime yeni bir ev yapmam lazım ya da yeni bir kalacak bir yer bulmam lazım. Nereye gideceğim ben ya? Neyse, ışınlanma sopasıyla şöyle şuraları ışınlanalım. Evet. Hızlıca buralardan uzaklaşabilirim. Ah be Arda, neredesin oğlum ya? Zengin var da nerede abi? Bilmiyorum kardeşim. Evi de bulduk, apartmanı bulduk, her yere baktık ama Arda yok. Nereye gitti bilmiyorum. Fakir acaba şehre geri mi döndü Arda? Yok abi yok. Şehre geri dönmemiştir. Ne yapacağız biz şimdi ya? Arda hiçbir yerde yok. Fakir bir rüzgarı mı arasak ya? Rüzgarı arayın iyisi evet evet. Belki o Arda'nın falan nerede saklandığını biliyordur. Belki bu evde gizli bir geçit falan vardır. Arda orada saklanıyordur. Doğru söylüyorsun abi. Tamam tamam ben hemen rüzgarı arıyorum. Haydi bakalım umarım açar telefonu. Açar açar merak etme. Ben telefonu evde bıraktım. Benim telefonumu ara. Tamamdır abi, hemen arıyorum. Evet, çalıyor. Haydi Rüzgar, aç şu telefonu, aç. Alo? Buyur Fakir amca. Benim Rüzgar. Rüzgar, sana bir şey diyeceğim. Söyle Fakir amca, ne oldu? Arda'yı bulabildiniz mi? Hayır Rüzgar, bulamadık. Rüzgar, bu sizin yaptığınız apartmanı buldum ama Arda burada yok. Fakir amca büyük ihtimal elindeki ışınlanma sapasıyla sizden kaçtı. Evet evet doğru söylüyorsun. Acaba bu evde gizli bir depo falan var mı? Belki Arda orada saklanıyordur. Fakir amca aslında aşağıda bir yer var. En aşağı katta. Hazinemizi saklamıştık oraya. Hazine mi? Evet Fakir amca. Hazine saklamıştık. Gidin en aşağı kata en aşağı kata bakın. Eğer ki orada da yoksa büyük ihtimal etraftaki madenlerde saklanıyordur. Etraftaki madenlere bakın. Arda'yı bulacaksınız eminim. Tamam Rüzgar, sağ ol. Hemen gidip bakacağız. Zengin abi, bu evde gizli bir yer varmış. Arda ve Rüzgar oraya. Madenlerini saklamışlar. Gel abi hemen bakalım. Geliyorum fakir. Haydi gidelim. Gel abi gel. Hemen en alt kata inelim. En alt kattaymış o gizli yer. Bakalım bulabilecek miyiz? Bulamazsak tekrar rüzgarı ararız O bize tam olarak nerede olduğunu söyler İşte geldik en alt kata Zengin gel abi Geldim fakir geldim Acaba nerede bu gizli yer He? Orada bir basamak var Zengin burası olabilir Şuraya bir bakalım abi Bakalım burası mı Ee bir yer açılmadı Hani He? İşte Zengin bak orada bir yer açıldı gördün mü Hadi abi hemen oraya inelim Tamam fakir tamam iniyoruz kardeşim haydi İstersen sen önden git ben de arkandan geliyorum. Tamam fakir olur gidiyorum fakir arkamdan gel bakalım burada mıymış? Ee burada kimse yok fakir burada kimse yok kardeşim boşuna gelme. Tamam abi tamam gelmiyorum. Burada sadece iki tane sandık var. Hı? Bunlar da ne? Zengin ne oldu abi bir şey mi buldun? Fakir burada bir hazine buldum. Evet evet rüzgar demişti rüzgar ve ardının hazinesiymiş o. Alsak mı acaba? Fakir alalım mı bunlara? Ya zengin boşver abi daha önemli işlerimiz var. Hadi çık şuradan. Tamam tamam geliyorum. Fakir ama sonra buraya uğrayalım şu hazineyi alalım tamam mı? Neyse abi haydi gidelim. Hemen Arda'yı bulmamız lazım. Onun kafasını kıracağım ya. Bıktım artık bir çocuktan ya bıktım. Dövmeyeceğim dövmeyeceğim diyorum ama. Gerçekten bıktırdı artık beni. Tamam fakir sakin ol kardeşim. Arda'yı bulunca sakın ona kötü davranma. Söz veremem abi. Onun yüzünden uğraştığımız şeylere bak. Neyse fakir haydi gidelim kardeşim gel. Bulacağız Arda'yı. Bu Robi setinden de çok sıkıldım abi. Atacağım artık bunu ya. Yeter artık giymek istemiyorum. Ben senin gibi alışık değilim abi. Fakir giyseydin kardeşim bak. Akşam olunca tekrardan zombiler çıkar ve saldırıya uğrarsam bu senin için kötü olur. Ya yok abi ya istemiyorum kalsın burada. Sıkıldım iyice ya. Neyse şu Arda'yı arayalım bakalım neredeymiş. Arda neredeysen çık. Bak senin kafanı kırarım çocuk. Oğlum falan dinlemem öldürürüm seni. Neredesin diyorum sana. Çık diyorum neredesin. Arda beni duyuyorsun biliyorum buralarda bir yerlerdesin. Seni bir bulayım var ya doğduğuna pişman edeceğim. Neredesin çık diyorum sana neredesin. Ah be Arda ah be Senin bir bulayım var ya neler yapacağım sana göreceksin Uğraştırıyorsun bizi ya Ben bir belediye başkanıyım ve uğraştığım şeylere bak ya Aslında şehrimle ilgilenmem lazım Ama biz Arda'nın peşinden koşturup duruyoruz Bıktım artık bu çocuktan ya bıktım Senin bir bulayım var ya Seni dövmezsem benim de adım fakir değil Öf ya oradalar ya Bulacaklar beni Arkadaşlar ne yapacağım şimdi Dur dur eğileyim de görmesinler Babam beni döveceğini söylüyor. Biliyordum işte biliyordum. Karnem kötü diye babam beni dövecek. <laughs> öf ya öf. Beni bulacak ya. Işınlanma sopasıyla da bir yere kadar kaçabilirim. Nereye kadar kaçacağım ki? Nereye gitsem buluyor beni. Şuna baksana yeni yaptığımız evi bile buldu. Kesin Rüzgar söyledi kesin. Rüzgar söylemeseydi asla bulamazdı burayı. Asla nasıl bulacak yoksa? Şuna baksana her yere bakıyor her yere. Bulacaklar beni eminim bulacaklar. Neyse şuradan ışınlanayım kaçayım ya. Bıktım artık ya bıktım ya. Dayak yemek istemiyorum. Daha uzaklara kaçmam lazım. Daha çok uzaklara kaçmam lazım. He? Zengin abi şurada bir hareketlilik gördüm. Gördün mü sen de? Fakir ben hiçbir şey görmedim kardeşim. Saçmalama fakir. Uzun zamandır uyumadığın için hayal görüyorsun. Orada kim var? Zengin eminim ya. Şurada bir şey gördüm. Bir hareketlilik oldu. Kesin bu arada kesin. Zengin Arda buralarda bir yerlerde. Fakir elindeki ilk önce kılıcı ve yayı bana ver. Sen Arda'yı bulduğunda sağ solun belli olmaz öldürürsün vallahi çocuğu. Zengin şu anda gerçekten ona çok kızgınım. Ne yapacağımı bilmiyorum. O yüzden doğru söylüyorsun. Al abi kılıcı da yayı da sana atıyorum. Bunlar sende kalsın hatta burada kalsın elleme. Kim olursa alsın. Artık gidelim Arda'yı bulalım. Arda'yı bulduğumuzda onu öldürmemek için bunları burada bırakıyorum. Tamam fakir. İyi oldu bunları burada bırakman. Sen sinirlerine sahip olamıyorsun. Arda'ya saldırırsın, öldürürsün vallahi kendi çocuğuna. Doğru söylüyorsun abi. Neyse, gel bakalım Arda. Buralardasın biliyorum. Hemen şuradan aşağı inelim. Arda kaçamazsın. Gel çabuk buraya. Elindeki ışınlanma sopasıyla bir yere kadar kaçabilirsin. Yakalayacağım seni. Buralarda bir yerlerdesin biliyorum hareket ettiğin gibi seni görüyorum. Çünkü etrafında ışınlanma sopasının parçaları saçılıyor. O parçalar sayesinde seni yakalayacağım. Olamaz. Babam doğru söylüyor ya. Bununla ışınlandığım zaman etrafımda ışınlanma sopasının parçaları saçılıyor. Ve yerimi belli ediyor. Işınlanma sopasıyla kaçamam. Işınlandığımda böyle parçalar oluşuyor etrafımda. Ve babam beni bu sayede yakalayabilir. Yürüyerek kaçacağım o zaman yapacak bir şey yok. Yerimi belli edemem. Çabuk çabuk. Hemen suyun karşısına geçeyim en iyisi. Arda sakın bir yere ışınlanma. Yakaladım seni. İşte buradasın. Arda sakın bir yere ışınlanayım deme. Artık yanımdasın. Babacım siz nereden çıktınız ya? Nasıl buldun beni? Arda bana bak. Sakın artık ışınlanma. Yakaladım seni. Bak seni döverim çocuk. Ona göre. Neden kaçıyorsun? Söyle bana. Ya baba ne bileyim karnem kötü diye bana kızarsın diye düşündüm. Doğru düşünmüşsün. Tabii kızacağım. Karnenin neden kötü getiriyorsun? Şimdi ben sana ne yapayım ha? Şimdi sorarım sana. Babacım dur. Babacım lütfen vurma. Özür dilerim baba. Lütfen baba. Özür dilerim. Babacım yeter. Lütfen vurma. Özür dilerim. Arda gel buraya. Hak ettin sen bunu. Günlerdir biz seni arıyoruz. Neredesin sen ha? Neredesin? Babacım buradayım işte ya. Vurma. Yalvarırım vurma. Baba özür dilerim. Lütfen yeter artık. Her yerim acıdı baba ya. Kafama vurma bari. Baba lütfen vurma. Yeter. Gel buraya. Hak ettin sen buna. Kaçma diyorum sana. Gel buraya. Hayır baba kusura bakma kaçacağım. Lütfen vurma artık yeter. Bak kendimi öldürürüm. Öldürürsen öldür be. Ben de senden kurtulmuş olurum. Gel buraya diyorum sana. Gel buraya. Baba vurma artık bana ya. Vurma. Sadece karnem kötü. Ben sana ne yaptım? Günlerdir senin peşinden koşuyoruz. Sen neredesin ha? Neredesin sen? Sana bir şey oldu diye o kadar çok korktum ki. Bana bir şey olmadı ama baba. Lütfen vurma artık. Sen demek ki sınıfta kalırsın ha. Şimdi ben sana sorarım. Sınıfta kaldığın için senin sopa manyağı yapacağım. Gel buraya diyorum sana. Baba özür dilerim. Özür dilerim. Söz veriyorum sana. Çalışacağım özür dilerim babacığım Senin Seneyesi falan yok mu işin Sen sınıfta kaldın ve cezalısın Doğru sanayiye gideceksin Baba ne diyorsun sen ne sanayisi ya Ben orada yapamam babacığım lütfen acı bana Hayır Arda sınıfta kaldığın için Cezalısın doğru yarın sanayiye Gidiyorsun o kadar Kalmasaydın sınıfta derslerine çalışsaydın Rüzgar gibi Rüzgar şikayet etti değil mi beni Burada olduğumu Rüzgar söyledi Kim söylediyse söyledi Evet diyelim ki rüzgar söyleyin. ne yapacaksın? Ona mı saldıracaksın ha? Ben ona şimdi sorarım işte bak ona neler yapacağım. Onun yüzünden sen beni dövdün. Döverim tabii. Sen buna hak etmiştin. Yarın doğru sanayiye gidiyorsun. Sanayide çalışmaya başlıyorsun. Olamaz ya, olamaz. <laughs>